Eskiden beri halk arasında kullanılan çok güzel bir tabir var sevgili izleyiciler. Nedir bu? Efendim, cemre olayı. Yani Şubat ayının sonlarına doğru yaklaştığımızda biliyorsunuz ne oluyor? Cemre olayları var. Nedir bu cemre olayları? İşte efendim Şubat ayının sonunda birinci cemre suya düşüyor. İşte önümüzdeki Mart ayının ilk haftasında suya düşüyor. Daha sonra toprağa düşüyor, toprak ısınıyor. İşte geçtiğimiz hafta artık cemre havaya düştü ve birkaç gündür havalar ısınmaya başladı. Yani önümüzdeki günlerde suya düşecek, su ısınmaya, toprak ısınmaya başlayacak. Tabii önümüzdeki haftalarda da bu ne anlama geliyor? Tarım ve ziraatin de hızlanması, tabii hareketlenmeye başlaması anlamına geliyor. Çiftçi TV ekranlarından, Bizim Memleket programından ekranları başındaki tüm izleyicilerimize kucaklar dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili izleyiciler, küçük ama bir o kadar da güzel ve şirin bir köydeyiz. Bizim Memleket bu hafta Afyon Karahisar Değirmendere köyünde. Sevgili izleyiciler, Değirmendere köyüne geldik. Tabii az önce de programın başında da söylediğim gibi cemrenin havaya düşmesiyle birlikte havalar ısınmaya başladı ya, artık bir hareketlilik de başladı. O hareketliliği Değirmendere köyünde görmeye başladık. Nasıl gördük? İşte traktörler çalışıyor. Efendim, araziye gidip gelenler patpatlar bir taraftan çalışıyor. Yani bu güzel havanın bir hareketliliği tabii ki var. Efendim, Değirmendere'ye geldiğimizde yaptığımız bir araştırmada Değirmendere'de sadece bir kişinin sahanen keçi yetiştiriciliği yaptığını öğrendik. Biz hiç vakit kaybetmeden işte oraya geldik. Kimi gördük, hemen bir tanıyalım. Değirmendere'den Kadir Kocakurt. Kadir Kocakurt abimize misafir olduk. Allah razı olsun. Gelir gelmez bizi çok güzel bir şekilde ağırladı. Kadir abi, emeklisin. Nereden emeklisin? EBK'dan, Et Balık Kurumundan. Et Balık Kurumundan. Oo, yani yabancı da değilsin aslında bu işe yani. Yabancı değilim. Çok güzel. Peki, kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? 4 yıldır bu işle uğraşıyorum. 4 yıldır. Önce hemen şunu soracağım. Neden Değirmendere'de sadece bu işi siz yapıyorsunuz, başka yapan yok? Şimdi merak. Birinciye 1-2 yıl hobi. Ondan sonra ticariye dönüşüyor. Önce meraktan başladı. Evet. Nasıl bir merak başladı mesela? Dedin ki ne yaptın? Televizyonda veya bir yerde görüp de ya bu keçiden ben de almalıyım kardeşim, ben de yapmalıyım bunu. Nasıl aklına geldi mesela? Sene 96'da Et Balık Kurumu satıldığında Afyon'dan Adana'ya göçtüm. Adana'ya vardığımda hayvanı da sevdiğimiz için ilk evlâ oradan getirmiştim 96'da. O hayvanın cinsinden 2010'da bir daha gittim ve Antep'in İslahiye ilçesinin Telli köyünden aldım geldim. Ay maşallah. Buradan gittin ta Gaziantep Islahiye ilçesine keçi almak için. Araştırdım ve oradan buldum geldim. Halep keçisi. Ha, orası sınıra yakın olduğu için daha mı orada yoğun Halep O yandan keçisi? geldi. Ve merak 4 senedir elimde bulunduruyorum hala şu anda 15-20 kadar. Ve sahanene başladım. Şimdi toplam mesela ne kadarla başladın sen bu işe? Kaç keçiyle başladın? 20 keçiyle başladım. 20 keçiyle başladın. Şu an elindeki keçi sayısı nedir? Çünkü biz gördük, Şu ekranın anda başındaki izleyicilerimiz de ekranlarında izliyorlar mutlaka. 130 kadar keçim var, ana keçimiz.
Hay maşallah. Evet, bakın zaten bir kısmı da burada hemen arkamızda keçilerin, sevgili izleyiciler, sahnen keçileri. Şimdi sahnen keçisine birçok vatandaşımız böyle tedirgin yaklaşıyor. Ya biz bunu yapamayız yani. Şimdi, biz bildiğimiz işe bakalım falan gibi. Zor mu geliyor artık, tam böyle de yaklaşmak istemiyor. Keçi gütmesi gerçekten koyun gütmekten çok kolay. Ama biraz gezdiği için vatandaş tedirgin. Çok affedersiniz, sığır yayar gibi keçiyi yayıp akşamdan evine geliyorsun. Kolaylığı bu. Ve 2 saat yayıldığı zaman, bizim yöremizin yaylım yeri çok iyi olduğundan dolayı 2 saat, 3 saat yayıldığı zaman bizim keçimiz doyup eve geliyor. Zaten maşallah Değirmendere'nin çok güzel yaylası var. Efendim, dağları var. Oralarda çok iyi, yaylım yerimiz çok iyi bizim. Onun için dışarıdan yemi, genelde dışarıdan doğal yediği için ve ev sahibine vurmadığı için oldukça ucuz yem. Evimizden çok fazla maliyet çıkmıyor yani. Çıkmıyor. Bir bu sene kışımız fazla olduğundan dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Başka kimseden de destek almıyoruz. Hep kendimiz, kendi imkanlarımızla. Kendi imkanlarımız dahilinde keçimizi istikakını çıkartıyoruz Allah'a şükür. Çıkartıyoruz Allah'a şükür. Ama senin maşallah Kadir Dayı, burası geniş şu anda bulunduğun yer, evinin olduğu yer, efendim hayvanların olduğu yer çok geniş. Sıkıntı o konuda, bir sıkıntımız yok. Bir de şöyle baktım, sende cins tavuklar var, efendim ördekler var, kazlar var. Bir tarafta değişik hayvan cinsleri, hepsi bir arada. Nasıl ilgileniyorsun hepsiyle? Bunlar bir hobi. Ben sabahleyin kalkarım, evvela tavuklarımı ilgiler, köpeklerimizi baktıktan sonra sıra keçiye gelir. Keçiden sonra kahvaltımızı öyle yaparız biz. Evet, ondan sonra artık işimiz akşama kadar burada ne kadar hayvan çeşidi cinsi varsa onlarla ilgilenmek. Evet, muhakkak. Hepsine ilgileniriz. Peki, hayır. Gaziantep Islahiye ilçesinden getirdiğin sahnen keçili yapıyorsun. 130 yaklaşık keçimiz var şu anda. Oğlaklarımız var. Bu ara kuzulama dönemi. Az önce yavruları da gördük içeride. Ne kadar oldu? Kaç tanesi doğurdu? Kaçar tane doğuruyor? Şimdi birçok merakla bekleyen izleyicimiz var. Bu o cins hayvanlar ikiz doğuruyor diyebiliyorlar mesela. Nedir? Onun aslını senden de öğrenelim şu anda. Doğum yapan hayvanlar da var mesela. Şimdi Halep keçisi %80 ekiz olur. 300-400 de olabiliyor. Yalnız senamlar herhalde tahminim üzerinde %50'ye yakın ekiz olacak galiba. Öyle tahmin ediyoruz. Şu anda karnında olanı bilmiyoruz. Kaç tane ekiz oldu şu ana kadar? Şu anda 3-4 keçimiz var işte oğlaklayan. Birisi ekiz, geriyanı tek. Onlar da çebiş olduğundan dolayı. Peki Allah göstermesin ama ölen kalan yok değil mi şu anda? Şu ana kadar telafimiz yok. Yani sağ salim. Sağ salim Allah'a şükür ilgileniyoruz ve uyku bitti. Evet, şimdi tabii zor. Kaç kişisiniz bir de bu arada? Kaç kişi bakıyorsunuz, ilgileniyorsunuz bu hayvanlarla mesela? 5 kişiyiz. 5 kişi bu hayvanla ilgileniyoruz şu anda. 5 kişi de bunların emrine oynuyor şu anda. Oynuyoruz. 2 bayan var, 3 erkek var, 2 torun var burada şu anda. Peki ürüne gelelim o zaman. 130 hayvandan ne kadar süt alıyoruz şu anda? Tahminimi söylüyorum. 200 litre civarında süt almayı düşünüyoruz. 200 litre süt şu anda? Evet. Ne yapıyorsun? Sütü nasıl değerlendiriyorsun? Peynir yapıyoruz. Hepsini mi peynir yapıyoruz? Salamur peyniri yapıp tüketiyoruz. Nasıl, ona bir rağbet var mı? Mutlaka vardır. Mutlaka var. Her yerden de şu anda siparişler var yani. Daha almadık ama başvurular var. Nelerden mesela arıyorlar bana peynir? İstanbul, Eskişehir, İzmir, şu anda Bursa, Aydın, bize gelen telefonlar. Peynirler geç kalmadan, sevgili izleyiciler, elinizi çabuk tutun. Değirmendere'ye de Kadir dayımdan da hemen biz de sipariş alalım, peynirlerimiz hazırlansın. Çünkü yarın bir gün elinde kalmayacak muhtemelen. Sütü o şekilde değerlendiriyoruz, peynir yapıyoruz. Evet. Nasıl peyniri? Peynir %100 doğal. Doğal ve lezzeti, evet, farklı. Farklı tabii.
İnşallah yersiniz nasip olursa. Mayıs'tan sonra gelsiniz, her şeyi önünüze serebilirim. O zaman geldiğimizde mutlaka yeriz yani. İnşallah. Mutlaka yeriz. Beklerim devamlı. Evet, peynir yapıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden de arayan var. Var. Peynir isteyen var. Var, isteyen var. Ne kadar kilosu şu anda sahnen keçisinden yaptığınız peynirin kilosu ne kadar? Geçen sene 20-25 civarında verdik. Bu sene şu anda rayiş belli değil. Bu sene belli değil. Bu sene belli değil. Ama fiyatta herhangi bir sıkıntı olmuyor anladığım kadarıyla. Yani şöyle, sahnen keçilerin peyniri, sütü nasıl değerliyse peynir de öyle değerli. Onun için fiyatta sıkıntı yaşamıyoruz galiba, öyle değil mi? Yok, yaşamıyoruz. Vatandaşla oldukça... Bir de zaten siz ayağına gitmiyorsunuz, sizi arıyorlar mesela, yani bana peynir ver diye. İsteyen olursa kargodan da gönderebiliyoruz. Ha, şunu da diyebiliyorsun mesela, kardeşim peynirimin işte kilosu 25 lira. Evet. Aşağı olmaz yani, ben bu şekilde satıyorum. Evet. Hani değilse zaten müşteri çok, alan çok deme, böyle rahat bir şey var yani, var, pozisyonun var yani. Var Allah'a şükür, vatandaş arıyor. Bir de Afyon'da da bizim kent çevremizde oldukça geniş. Aslında sahnen keçi yetiştiriciliği Afyon ve civarında çok fazla yapılmıyordu sevgili izleyiciler, ama baktığımızda bu son yıllarda biraz daha artış göstermeye başladı. Biraz daha ilgi artmaya başladı sahnen keçisine, öyle değil mi? Evet. Kadir dayı. Sahnen keçisi çok verimli olduğunu söylediler. Onun için biz de araştırırken bir yerden denk geldi ve 100 kadar aldık geçen sene. Bu sene Allah izin verirse net olarak ne kadar verim olduğunu muhasebesini tutacağız. Karımız olursa devam. Zarar olursa bitiriyoruz canım. Ve kendi benim Halep keçilerimle ağır ağır devam ederim ben yine. Yoksa bunlar çok ağır masraflı hayvan. Dışarıdan yemediği müddetçe çok masraflı. Yani sürekli evden yerse müthiş masraf. Devamlı evden yerse müthiş masraflı. Mesela nasıl masraf? Ne yapıyorsun sabah, öğle, akşam, neyse? Günde 3 öğün yem veriyorum. Her dağıtmada bir çuval yem dağıtıyorum. O da küllü masraf yani. Tabii o da 130 hayvan için, öyle değil mi? Evet. 130 hayvana bir çuval yem. Bir çuval öğünde yem. O zaman günde 3 defa mı veriyorsun? Günde 3 defa veriyoruz. Yem de 50 lira şu anda. 150 lira bugün kafadan yeme verdik. Kafadan 150 lira günlük masraf var. Artı bunun silaşı, küspesi, samanı, otu, balyanın tanesi olmuş 15 lira. Bir dağıtmada 5 tane balya dağıtıyorum. Yani Kadir dayım şunu da söylemek istiyor. Bir mesaj veriyor sevgili izleyiciler. Diyor ki, yani bu işi eğer yapmak isteyenler de varsa... sahnen keçi işini yapmak isteyen de varsa, kendine de güveniyorsa, cebine güveniyorsa veya ne bileyim ben bunun yiyeceğini çıkartırım kardeşim, sorun değil, benim arazim çok, tarlam çok, var elimde diyorsa bu işi yapabilir, ama yok değilse ben sıkıntı. Hepsini satın alırsa o zaman evde devamlı baktığın zaman küllü zarar yani. O zaman sen de yiyeceğini düşüneceksin, keçi de yiyeceğini düşünecek, öyle değil mi? Kara kara, evet. Düşünmeye başlıyorsun yani. Evet. Kazancın %80'ini yem alır gider. %20'si de sana kalır. Ondan da kendin geçinebilirsen geçin. Eyvallah. Peki, biz son olarak izleyicilerimize neler söylersin sahnen keçi yetiştiriciliğiyle ilgili? Efendim sen şimdi şu anda anladığımız kadarıyla satış yapmayacaksın. Birkaç yıl bunları üreteceksin. Damızlık olarak yetiştireceksin, öyle değil mi? Muhakkak damızlığı yetiştireceğiz. Kendi en verimli hayvanlarımızı damızlığa koyarız. Geri yanını... İşe yaramayanları kurbanda veya etlik olarak vatandaşa tüketmeye çalışacağız. Ha, şöyle bir bakacağız. Efendim işimize yarayanları ayıracağız bir tarafa. Muhakkak işimize yarayanları ayıracağız. En fazla verim verenlere
damızlık olarak koyacağız. Verimsizleri kurbanda veya etlik olarak tüketeceğiz. Peki, onları da o şekilde değerlendireceğiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi Değirmendere Köyü'nde ağırladın, kapını açtın, misafir ettin. Çok sağ ol Kadir Dayı. Geldiniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ederim. Evet, biz ne yapalım sevgili izleyiciler? Değirmendere Köyü'ndeki gezimize devam edelim. Efendim, Değirmendere Köyü'nü gezmeye devam ediyoruz tabii ki. Mehmet Bozkurt abimizin evine misafir olduk şimdi de. Hem evi hem de evinin yanı başında hayvan çiftliği var. Oraya geldik. Mehmet abi az önce köyü gezerken bize bahsetti. Dedi ki benim bende olan hep mandafon türü hayvan var elimde. Hem size onları göstereyim hem bir onlar hakkında biz de iyi olur bilgi alalım dedik. Ve çok değerli Mehmet Bozkurt abimizin mekanına geldik. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Nasılsın Mehmet abi? Sağ ol. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet. Sen bugün aynı zamanda bizi Değirmendere'yi de gezdirdin yani. Her zaman beklerim. Ziyaretlerinizin devamını diliyorum. İnşallah her zaman kapımız açık. Evet. Bu arada Değirmendere zaten Çiftçi TV izliyor bildiğimiz kadarıyla. Sen de dahil olmak üzere. Tabii sürekli Çiftçi TV'yi izliyoruz. Bu yayınlar bizleri aydınlatıyor. Bu yayınlar hakkında bilgilendiriyoruz. Bilgiler alıyoruz. Bilmediğimiz konular hakkında iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz, öğreniyoruz. İyi oluyor, bizleri aydınlatıyor yani. Mesela bizim kanalda izlediğin programlardan nelerden etkilendin, neler seni etkiledi ve ne yaptın? Genelde hayvancılık üzerine, çiftçilik üzerine programlar olduğundan dolayı genelde bu programları hiç kaçırmıyoruz. Bunların iyi yönlerini almaya çalışıyoruz. Aldığımız programlardan daha farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunları kendimize örnek almaya çalışıyoruz. Evet, çok fazla faydası var. Evet. Misafirlerimiz arkamızda. Onlar da bize eşlik ediyorlar. Görüyorsunuz ekranlarınızda sevgili izleyiciler. Bu arada bakın işte biz hep bunu söylemeye çalışıyoruz. Biz Çiftçi TV olarak da bilgilendirirken veteriner hekimlerimiz olsun efendim, ziraat mühendislerimiz birçok bu işte ilgili olan insan bilgi verirken işte Mehmet abinin yerini görüyorsunuz, hayvanların yeri. Hayvanlar bakın ayakları gözükmüyor. Yani şeye kadar efendim suya girmiş durumlara şu anda. Öbür tarafta kuryer var ama hayvanları öyle bir alıştırmış ki maşallah. İşte siz ekranlarınızda görüyorsunuz. Hayvanlar böyle yara beline kadar suyun içerisinde duruyorlar. Nasıl oldu? Neden abi? Burada yemlikler var. Yemini yedikten sonra o kuru yerde yatıyorlar. Boş zamanda dolaşma ortamında buralarda dolaşıyorlar tekrar. Bugün kar yağdığı zaman gelip burada üstüne yatabiliyor hayvan. Bundan hayvan çekinmiyor. Bugünkü şartlarda günümüz açık besiye gidiyor. Açık hayvancılığa gidiyor. Bunu biz de açık hayvancılığa gittiğinden dolayı biz de bunun bu yönde değerlendirme yaptık ve açık hayvancılık yaptık. Aynı şekilde hayvanları sığınma esnasında içeri alıyoruz. Sığdıktan sonra dışarıya bırakıyoruz açığa yani. Zor oldu mu abi alıştırmak böyle? Hayır, zor olmadı. İlk zamanlar bir hafta 10 gün bir zorluğunu çektik. Daha sonra buna alıştı hayvanlar. Alıştıktan sonra şu anda zorluğu yok. Şu anda yemi suyu önünde sabah bir hayvanların yemini veriyoruz. Bir de akşam yemini veriyoruz. Günde iki defa yem veriyoruz. O yönde fazla zorluk yok yani. Bir de sevgi veriyor muyuz? Bak mesela şu anda sevgi istiyor bu hayvanlar. Geldiler buraya böyle. Bunlar kaçmaz. Neden kaçmaz? Çünkü sürekli hayvanlarla iç içe olduğumuzdan dolayı bunların bakımı, tımarı sürekli bunların yanındayız yani. Yanında olduğumuz için hayvanlar kaçmaz bizden yani.
Bunlar biraz cana yakındır yani. Eski ırklara göre bu mandafon ırkı biraz daha cana yakındır. Cana yakın olduğundan dolayı öyle bir insanı kalkma yani şey yapma. Zarar vermiyor. Vermiyor. Gayet böyle arkadaş gibi geliyor. Elce. Ama ben şimdi merak ettim, o noktaya geldik Mehmet abi. Sen de danalara bakıyoruz. Mandafon, efendim inekler öyle. Elindeki bütün hayvan cinsi bu ırktan. Evet. Neden abi? Tercih sebebi nedir? Özel bir tercih sebebi var mı mandafonun? Mandafon ırkı bizim Afyon'a göre biraz da dayanıklı olduğu için, bir de süt verimi iyi. Neden iyi? Fazla aşırı derecede sütü yok. Ama aşırı derecede az da değil. Örneğin 25 ile 30 kilo civarlarında süt alıyoruz bunlardan. 25-30 kilo civarında aldığımız zaman bu dayanıklı. Bizim bu Afyon bölgesine dayanıklı olduğundan dolayı. Afyon bölgesine dayanıklı olduğu için bu ırkı devam ettiriyoruz. Bu ırk Bronsivis ırkı, mandafonun bir ırkıdır bu. Bundan dolayı süt ve et oranı yüksektir. Bugünkü şartlarda 16-17 aylık veya 18 aylık bir mandafon besi danası 300 kilonun üzerinde geliyor beslediğin zaman. Aynı şekilde bugün yeni bir 2 yaşındaki buzağlayan düve buzağladığı zaman 20 kilo süt verimi alıyoruz biz ilk senesinde yani. Bu da 15 kilonun altına düşmediği zaman yedirdiğimiz yem ve samanlar, valyeler 15 kilonun altına düşmediğinden dolayı biz zarar etmiyoruz. 15 kilonun üzerinden olduğu için biz kar ediyoruz yani bundan. Kar ettiğimizden dolayı diğer hayvanlı ırklara göre bunda karar kıldım ve mandafon ırkına devam ediyorum yani. Değerli de bir hayvan anladığımız kadarıyla. Çünkü mandafon cinsi, hatta şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani mandafonlarda belki süt miktarı azdır ama çok lezzetli böyle kaymak ve yoğurt sütü olduğunu da söyleyelim, öyle değil mi? Tabii. Bunun yağ oranı yüksektir. Yağ oranı yüksek olduğundan dolayı bunun sütünü değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Köyde biz bazı arkadaşlarla toplandık. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurduk. Tarımsal Kalkınma Kooperatifine sığım yaptıktan sonra götürüyoruz, kooperatife veriyoruz. Kooperatif de firmalarla anlaşıyor. Anlaştığı firmaya veriyor. Evet. Bundan dolayı biz zarar değiliz şu anda. Kârdayız yani şu anda. Kâr olduğundan dolayı bunu değerlendiriyoruz. Değerlendirdiğimiz, eskiden bunu değerlendiremiyorduk. Elimizde peynir yapıyorduk, satıyorduk, satamıyorduk. Ama şu anda bunu firmalara sattığımızdan dolayı şu anda sütü değerlendiriyoruz. Kooperatifin kanalıyla, Tarımsal Kalkınma Kooperatifin kanalıyla bunu değerlendiriyoruz sütümüzü. Zaten burada süt toplayan bir şirket var. Şu anda kooperatifiniz var değil mi? Değirmendere Köyü'nün kooperatifi. Evet. Köyümüzde Kalkınma Kooperatifi sütü sabah ve akşam olmak üzere iki ayrı şekilde topluyor. Bu kooperatif belli şirketlere bunu pazarlamasını yapıyor. Ne kadar süt litresi şu anda toplayan kooperatife ne kadar toplanıyor litresi? Yaklaşık olarak bir tona yakın günlük süt toplanıyor. Siz ne kadardan veriyorsunuz 1 litre sütü? 1100'den veriyoruz. 1100 liradan şu anda 1 litre sütümüzü veriyoruz. Evet. Senin abi içeride inekleri az önce gördük, mandafon ineklerini. Ne kadar süt alıyorsun günlük? Günlük 25 kilodan aşağı düşmüyor. 30 kilo, 32 kilo o civarlarda veriyor hayvan başı yani. 30-32 kilo günlük değil mi? Hayvan adedi yani. Bir hayvan 30-32 kilo günlük. Evet. Evet. Da az değil yani. Evet. Mandafon az filan diyoruz ama o kadar az değil yani. Bunun içinde 22 kilo, 25 kilo veren de var, 30 kilo veren de var yani. En aşağı, en düşüğü 22-23 kilodan aşağı düşmüyor şu anda yani. Evet. Hayvanların şeyine göre, kapasitesine göre değişiyor yani. O şekilde. Peki sen şu anda elinde az önce söylediğimiz gibi hep mandafon cinsi hayvan yetiştiriyorsun dedik. Besi de var galiba, onunla da ilgili bilgi ver istersen. Damızlık var, besi var sende. Tabii. Yan tarafta burada kendi hayvanlarımızı dışarıdan satın almaktansa kendi hayvanlarımızı burada değerlendiriyoruz. Burada besi olana kadar, besi seviyesine gelesine kadar orada bekliyoruz. Ondan sonra besi alıyoruz. Besi aldığımızdan dolayı
kendi hayvanlarımızı değerlendirmiş oluyoruz, beslemiş oluyoruz. Bunları yaklaşık 16 ay, 18 aylık olana kadar elimize besliyoruz. Ondan sonra kesim firmalarına veriyoruz yani. Ondan sonra kesime veriyoruz. Evet. Artık doğduktan sonra, hayvan olduktan sonra kesim zamanı geliyor. Ne kadar şu anda kesim fiyatı? Şu anda 23-24 civarlarında duyduğumuz rakamlar yani. Evet, elinizde şu an dananız varsa kesime vereceksiniz Afyon şartlarında. Evet. 23-24 lira kilosu şu an kesim fiyatı. Evet, öyle. Arkadaşlar, düveleri, bunların düveleri oluyor. Dişi hayvanlar. Dişi hayvanlarını da yetiştiriyoruz. Bu görmüş olduğunuz bunlar düve. Dişi düveler. İnekler içeride. Bunları yaklaşık 15 aylık, 16 aylık olasıya kadar burada boğaya vermiyoruz bunları. Bunları 16 aylık olasıya kadar, 16 aylık olduktan sonra bunları aşılama yöntemiyle veriyoruz. Neden aşılama yöntemi? Çünkü aşılama yöntemi boğa yöntemini kullanmıyoruz. Aşılama yöntemi devletten destek alıyoruz biz. Anaç sığır destek. Ondan dolayı destek aldığınızdan dolayı mı? Anaç sığır desteği aldığımızdan dolayı ve tohumların iyi çıkması için aşılandığından dolayı tohumlar iyi çıkıyor. İyi çıktığından dolayı biz aşılama yaptırıyoruz. Aşılama yaptığımız veteriner arkadaşlar aşılama yapıyorlar. Aynı zamanda süt desteği alıyoruz biz, destek devletten. Evet. Bize süt desteği ödüyor. Vermiş olduğumuz litre başına süt desteği alıyoruz biz. Soğuk süt desteği alıyoruz yani. Evet. Bu arada çekimlerimiz sırasında yağmur başladı, yağışı başladı. Hemen bir ara verip daha sonra tekrar edelim. Çünkü yağmur altında ıslanmayalım diyoruz. Evet, birkaç gündür Afyonkarahisar ve bölgede güzel bir yağışın olduğunu da sizlere söylerim, ekranları başında izleyen izleyicilerimize. Tabii bu yağmurun da olması gittiğimiz köylerde, kasabalarda, beldelerde çiftçinin de yüzünün gülmesi anlamına. Nasıl bu yıl yağış da iyi, öyle değil mi abi? Yağışlarımız çok iyi. Gar yağışları çok güzel oldu. Barajlarımız dolmak üzere. Toprağımız şu anda mayasını almak üzere. Yağışlarımız çok iyi gidiyor. Allah bin kere razı olsun Allah'tan yani. Allah bereket versin. Bu sene yüzümüz gülüyor. İnşallah yüzümüz gülecek. Mahsulümüz bereketli olacak. Balyemiz iyi olacak inşallah. Verim iyi olacak diye düşünüyoruz inşallah. Bak mesela biz bir yağmur molası verdik ama o kadar hiç şey yapmadı, durmadan yağış devam ediyor. Evet doğru. Ayağınız uğurlu geldi. Yağış devam ediyor. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Bu arada artık Mehmet abiye, sevgili Mehmet Bozkurt abimize çok teşekkür edelim. Bizi misafir etti. Mandafon hayvanlarını gördük. Onlarla ilgili kendisinden bilgi aldık. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersin? Son olarak izleyicilerimize mandafon ırkını tavsiye ederim. Çok verimli bir ırk. Süt ırkı olduğunu, tam %100 süt ırkı değil ama bir çiftçiyi Afyon bölgesi olarak bir çiftçiyi hem süt olarak hem et olarak kurtarır, emeğini çıkartır. 20 kilodan aşağı düşmediği müddetçe 20 ile 30-35 kiloya kadar ben alıyorum. Bu aldığımdan dolayı ben kar ediyorum yani. Kar ettiğimden dolayı da tavsiye ederim. Çiftçi arkadaşlara, öğretecek arkadaşlara, bu işi yapacak arkadaşlara tavsiye ederim yani. Oh ya, ay şöyle ya. Yani gözünü sevdiğim, gittiğimiz zaman böyle güzel haberleri de aldığımızda seviniyoruz. Çünkü mikrofon uzattığında sıkıntı, dert büyük. Para etmiyor, at sat işte yani. Bir sürü şeyle karşılaşıyorsun. Mehmet abinin bakın neler söylüyor. Ben memnunum. Allah'a bin şükürler olsun. 2008'de bu işi ilk girdiğimde ben banka kredi olarak girmiştim. Banka kredisini ödedim. Şu anda kara geçtim. Allah bin bereket versin. Ben memnunum. Yapacak arkadaşlara tavsiye ederim. Evet, mandafon cinsini özellikle tavsiye ederim diyor. Mandafon cinsini ben de çok severim. Evet. Az önce de dediğim gibi hele o güzel sütü, yoğurdu kaymağı ayrı bir. Evet. Bu mandafon cinsi biraz dayanıklı. Bizim Afyon'un iklimi biraz sert iklim olduğundan dolayı bu biraz dayanıklı. Diğer süt veren ırklar çok süt verdiğinden sonra biraz nazik oluyor. Ama bunlar biraz daha dayanıklı bunlar. Dayanıklı olduğundan dolayı bunları ben tavsiye etmemin sebebi bir arkadaş bana tavsiye etti. Bu ırktan devam etti. Onun tavsiyesi üzerine ben bunu yaptım. Memnunum Allah'a şükür yani.
Ben memnunum. Siz de memnun kalacaksınız. Mandofonu herkese tavsiye ederim. Özellikle bu bölgede, kışı ağır olan bu bölgede, iklim şartlarına çok uygun bir hayvan cinsi dedi sevgili Mehmet Bozkurt. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Her zaman köyümüze bekleriz. Kapımız açıktır. Buyurun gelin. Allah razı olsun. Zaten bunu duyduğumuzda biz yerden göğe kadar memnun oluyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi şu efendim oturmuş olduğumuz yer Değirmendere köyünün tam merkezi neydi? Üç ağaçlar mı diyorlar? Evet, üç ağaçlar dediğimiz yer. Demek ki yazın havalar sıcak olduğunda burada güzel de bir serinlemesi oluyor sevgili seyirciler. Biz kış geldiğimiz için öyle bir şansımız olmadı maalesef. Efendim Değirmendere köyünde bugün ne yaptık? Sevgili Kadir dayımızın evine çiftliğine misafir olduk. Değirmendere'de sadece onun yapmış olduğu sahnen keçisiyle ilgili hem yetiştiriciliğiyle ilgili hem diğer bilgileri almış olduk. Yine çok sevdiğimiz sevgili Mehmet Bozkurt abimizin evine misafir olduk. Onun da mandafon hayvanlarını görmüş olduk. Efendim onlarla ilgili çok önemli bilgiler almış olduk. Böylece tabii ki bir programımızın daha sonuna gelmiş olduk. Tabii köyün bekçisini gördüm. Gel buraya. Bu hafta biz köyün bekçisiyle veda edelim programımıza. Merhaba, hoş geldin. Otur bakalım. Geldiniz. Köyün bekçisi mi? Evet. Hemen bir tanıyalım. İsim? Adem Küçük. Kaç yıldır bekçiliğini yapıyorsun? 7 aydır. 7 aydır Değirmendere köyünün bekçisiyiz. Evet. Var mı kaçak herhangi bir sorun yok. Allah'a şükür her şey. Nasıl bekliyorsun köyü? Gelen misafirlere ilgi gösteriyoruz. Çayını, çeşmesini yiyecek, içecek. Ne Allah ne verdiyse onu yedip uğurluyoruz. Ama bekçim sen gözünü sevdi. Biz misafir olarak geldik, şimdi gidiyoruz. Giderken gördün sen bizi. Anca birden hemen olmaz. Bekçim sizi gelen misafirler alıyor. Gidenleri nasıl ağırlıyorsun, nasıl gönderiyorsun? Bizi nasıl göndereceksin mesela? Hayır uğur olsun, güle güle deriz. Ne yapacak bir şey yok. Öyle mi? Evet. Peki o zaman öyle olsun. Evet, geldik bir Bizim Memleket programının daha sonuna. Önümüzdeki hafta başka bir yerden tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.